korkum yok. Benim sürünme ve insanların bana acıması, o süreci yaşamam, sonra başıma bu nasıl geldi diye yıkılmam, hep bunlar aklımdan geçiyor. Ufak bir itiraf gibi bir şey söyleyeceğim. Annem kanser olduğunda hem çok üzüldüm hem de bir rahatlama geldi. Kontrol edemediğin şeyler seni rahatsız ediyor mu? Çok. Baktığım anda kafamdan aşağı kaynar sular. Dünyam karardı. Yani cenazemi kaldırdım. Bunun anksiyet olduğunu bilmiyorum. Ne olduğunu keşke önceden bilseydim anlasaydım. Evde akşamları Wi-Fi kapatılır. Evde akşamları telefonlar uyumadan mutlaka uçak moduna alınır ki beynimize zarar vermesin. Ben şu yaşındayım, 31 yaşına geldim. Telefonum uçak modunda hala Bugün psikolojik sorularda Tuana bizimle beraber. Tuana Yücel çok başarılı bir influencer, aynı zamanda da girişimci. Biz bugün Tuana'yla psikoloji üzerine sohbet edeceğiz. Tuana'nın anksiyete bozukluğuyla alakalı bir geçmişi var. Bugün de bu süreçte neler yaşadı, bu durumla nasıl baş etti bunları konuşacağız. Hoş geldin Tuana. Hoş bulduk, herkese merhaba bu arada. Ee, sen, biz seni influencer hmm. olarak tanıyoruz. Hmm. Aynı zamanda da girişimcisin. Evet. Ee, ama bugün burada biraz senin iç dünyandan bahsedelim istiyorum. Tuana nasıl birisi? Şimdi dışarıdan bakıldığında bir Tuana var. Bir de evet. içimde başka bir Tuana var. Şimdi arkadaşlarım genelde bana hep şey derler. Çok enerjiksin. Çok pozitifsin. Evet hissediliyor. Evet bu. dışarıda hep öyleyim. Zaten yay burcuyum. Üstüne bir de yükselenim de yay. O yüzden çok arkadaş canlısıyım. Hareketliyim. E, modum çok yüksek olabiliyor. Ve bunun yüksek olduğunu herkes dışarıdan hissediyor. E, ama içinde aslında böyle çok da herkesin bilmediği yakın arkadaşlarım falan bilir genelde. Gün içinde ben duygu değişimleri çok yaşayan bir insanım. Ee, yani bazen çok böyle aşağıya düşüyorum gibi oluyor. Bazen çok yukarıda oluyorum. Tam bir ortam yok. Bu da beni çok yoruyor. Aynı zamanda böyle stresli bir insanım. Kontrol etmeyi bir şeyleri çok seviyorum. Ve beni bir şey üzebilirse bu her zaman genelde işle ilgili oluyor. O sebeple ben de bayağı bir böyle gün içinde dalgalanmalar yaşayan ama bunu çok da mesela özellikle sosyal medyada çok belli etmemeye, göstermemeye çalışan bir kişiliğe sahibim. Kontrol edemediğin şeyler seni rahatsız ediyor mu? Çok çok kontrol edemediğim şeyler hatta e, görmüştün sen de sanırım dövmem evet. var. Evet, ondan da birazdan bahsederiz. Anksiyete dönemlerinde Hı -hı. yazdırdım. Kontrol edemeyeceğin şeyler hakkında endişelenme yazıyor dövmemde de. Kendini e, zaman zaman hatırlatıyorsun. Hatırlatmak istiyorum. Hı -hı. Çünkü gerçekten bir şeyler kontrolümün dışında geliştiğinde bundan çok huzursuz oluyorum. Yani kontrol dışında neler gelişebilir? Bir sürü şey var biliyorsun. Evet, i̇şte bahsedeceğiz zaten. Hastalıklar var. Ondan tabii. sonra uçak düşmesi var vesaire. Bunları kontrol edemediğim için bunlar bende kaygı yaratıyor. Aslında da en olumsuzunu düşünüyorsun anladığım kadarıyla. Evet, hep ben küçüklüğümde de öyleydim. Yani sınavlara bile girdiğimde olumsuz, ay ben galiba yapamadım, ben çok kötü olacağım, ben kalacağım. Ama hep şey vardır ya böyle sonrasında birincilikle bitiren, <laughs> geçen, ben o insandım. Sonra bu benim birazcık sanırım karakterim olmaya başladı ve ben hayatın her alanında bir şeyler olduğunda sürekli yapamayacağım endişesiyle başlıyorum ama sonuna kadar da en iyisini yapıyorum. Elimden gelenin en güzelini yaptığımda da sonuç güzel oluyor aslında. Aslında kaygıların senin iş işlevselliğini bozmamış bir yere kadar. Biz dönem dönem kaygılanırız. Kaygı bizim için gerekli bir duygu. Kaygı bizim daha iyi ilerlememizi sağlayacak <laughs> bir duygu. <laughs> Ve sen de örnek veriyorum sınav kaygılarım vardı ama sınava çalışmayı bırakmamışsın. Çalışmaya devam etmişsin hatta daha iyi sonuçlar almışsın ya da işinle alakalı bir şey kaygılandığında daha üzerine gitmişsin. Kesinlikle. Bu kaygı aslında senin için çok gerekli bir kaygı. Çok faydalı. Evet. Ama bir yerde herhalde bir bir yerde bir problem oldu çünkü aksiyete yaşadın. Hı hı. Ben gün içinde yaptığım şeyleri bir süre sonra yapamaz hale gelmeye başlamıştım. Kaygı seviyem çok yüksek olduğu için. Bu da yaklaşık 3 sene önce falan bende çok yüksek düzeyde oldu. Aslında e, kaygı bizim için çok güzel söyledi Tuana. Gerekli bir duygu. Ama tehlike anında gerekli değil evet, mi? Bir araba evet. geldi orada bir tehlike var. Kaçmalısın. Bunun için kaygılanmalısın. Hı 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 hı. Fakat hı hı. bu kaygı hayatımız artık yayılıyorsa ve kontrolümüzde olmayan şeylere bile kaygılanıyorsak biz bu sefer işlevselliğimiz etkileniyor ve bunları yapamıyor hale geliyoruz. O bizim her tarafımızı sarıyor. Çünkü biz kendimizi korkutuyoruz aslında gün içerisinde Kesinlikle. farkında olmadan. Düşüncelerimizle kendimizi korkutuyoruz. Bu aslında çocukluk döneminden beri Hı -hı. devam eden bir şey değil mi? Evet. Çocukken nasıl, nasıl bir çocuktun? Ben çocukken nasıl bir çocuktum? Yine ben çok dışa dönük bir çocuktum. <laughs> Hiç öyle içine dönük falan bir çocuk değildim. Yalnız aşırı benim küçük olmama rağmen ee, annemden bab annemden gelen babamdan demeyeceğim Hı -hı. bir mükemmelliyetçiliğim vardı Hı -hı. böyle yine o yaşlarda bile her şeyi kontrol etmeliyim sınıfın en başarılısı ben olmalıyım matematik sınavları olurdu birinci ben olmalıyım çünkü Annemin fazla beni bu şekilde yönlendirmesi belki. Sürekli bir kaygı korku vardı bende. Hep böyle bir şeyleri mükemmel yapmalıyım. Yoksa yanlış giderse özellikle annemi memnun edemem. Ve onu hayal kırıklığına uğratırım. Çevrenin düşüncesine çok önem veriyordum. Sanki herkesin benden beklentisi fazla. Tuana zeki, Tuana yapar. Hiç unutmuyorum lise sınavlarında hazırlanırken ateşliydim. Çok ateşim vardı. Ve annem beni ateşli ateşli deneme sınavına götürdü. Yani e, o kadar... Ya, Asla cezalandıran bir insan değildi. Hı -hı. Kötü sonuç elde edersem işte bir ceza vereyim, sana şu yasak vesaire diyen bir insan kesinlikle değildi. Ama diyordu ki Tuana'cığım hani yapabiliyorsan hadi gel gidelim. Hadi güzel kızım gel sen seni şu sınava götüreyim. Sen en iyilerinde okumalısın. Sen en iyileri yapmalısın. Sınıfta başarılısın. Tuana hep harika. Eve misafir alınmazdı çoğu zaman. Ses olmasın. Tuana'nın dersleri etkilenmesin diye. Çocuk da bunu ister istemez gördükçe diyor ki Hı -hı. annemin beklentisi benden fazla. Ben annemi hayal kırıklığına uğrat miyim? Annem benim için ortamı hazırlıyor. Bunun için fedakarlık yapıyor. Ben evet. de onun e, onayını almalıyım. istediğini yapmalıyım. Kesinlikle. Şey Babamın öyle bir şey yoktu. Babam derslerimden bir haberdi. <laughs> Umurunda değildi. <laughs> Babam bir o kadar rahattı. Keşke babamdan alsaydım biraz. Babamdan da gitmişim. Babamın kötü e, özelliğini <laughs> almışım. Babamın da kaygısı mükemmeliyetçilik fan falan üzerine değildi. Sağlık ansiyete e, kaygıları vesaire buradan geliyor. Yani şöyle söyleyeyim sana. Evde akşamları Wi-Fi kapatılır. Evde akşamları telefonlar uyumadan mutlaka uçak moduna alınır ki beynimize zarar vermesin. Ben şu yaşındayım. 31 yaşına geldim. Telefonum uçak modunda hala. Yani bu yaşında ben her gece telefonu kapatıyorum çünkü beynime zarar vermesin diye. Ya da mini bir etek giyerim. Başka babalar kıskanır çıkar der ya. Benim babam kızım çıkar üşütürsün ondan sonra çıkar acil aman çocuk hastalanmasın hep de evde bir çocuk lafı korumacı inanılmaz korumacı çevresel faktörlere karşı korumacı annem de sen mükemmelliyetçi ben ikisinin o özelliğini almışım hem kusursuz olmaya çalışıyorum bir yandan her şeyi kontrol etmeye çalışıyorum hem de hasta olmamaya çalışıyorum çünkü hasta olursam da sanki babamı hayal kırıklığına uğratırım bu sefer yani çünkü babam babamın dediğini yapmamış olurum dinlememiş olurum sonuçlarına katlanırım sonra beni suçlarlar niye bunu böyle yaptın çünkü suçlayıcıydı da Aynı zamanda. Hasta olduğunda peki nasıl tepki veriyordu hatırlıyor musun? Aa tabii çocuğu ev yıkılıyordu yani Çok her mutlu. şey yapılmalı tek çocuğum. <laughs> sonra Ondan sonra çocuk etkisi. hasta oldu aman Esma hep annemi suçlardı sen hasta ettin gibi ben <laughs> bunu da görüyordum bir yandan. İşte sen şunu eksik yaptın sen dışarıda soğuğa çıkardın ben sana çıkarma dedim. Ondan sonra yani hep bir hastalık korkusu. Aslında hasta olduğunda da o zaman küçükken kendini suçlu hissediyordun. Tabii tabii evet evet. Hmm. Yani çünkü ben o an beni suçlamıyordu, annemi suçluyordu ama ben bunu rol model görüyordum. Tabii. Annem suçlanıyor demek ki hasta olunmamalı bu evde. Hmm. Yani böyle de bir algı. Kaygı bulaşıcı bir duygu. Kaygıyı biz karşı tarafa bulaştırırız. Genelde kaygı bozukluğu yaşayan kişilerin anne babaları incelendiğinde ebeveynlerinde de kaygı e, bozukluğu olduğunu görüyoruz. Onlar da kaygılı bireyler aslında dediğin gibi babandan o kaygıyı evet. aldın ve sen de aslında en çok hasta olmaktan Kesinlikle. korkuyorsun. Çevredeki imaja bu arada ve hani mükemmelliyetçilik olayından dolayı önem veren biriyim. Bana acınmasın ben öyle hastalıklara yakalanıp sürünmeyeyim. Çok enteresan hep bu hastalıkları falan anlattığımda korktuğumu söylediğimde insanlar ölüm korkumu olduğunu sanıyor. Ölüm korkum yok. Benim sürünme ve insanların bana acıması, o süreci yaşamam, sonra başıma bu nasıl geldi diye yıkılmam. Hep bunlar aklımdan geçiyor. Bu sefer şeyim başladı. işte hep hastalıktan korkma. Anksiyete yani bunun anksiyete olduğunu bilmiyorum. Ne olduğunu Hı -hı. keşke önceden bilseydim anlasaydım. Ee, senelerce şey ben akşamları falan düşünürüm. Bir yerimde bir şey olsun acaba hasta mıyım? Şu mu çıktı? Doktora gitmeye çalışıyorum. Check-up'lar yaptırmaya başladım daha üniversitede ondan sonra her sene check-up yaptırıyordum. Bütün vücudumu tarayalım da bir şey olmadığını görelim diye. Ailen arkadaşların biliyor muydu? Arkadaşlarıma anlatıyorum ama kimse bir kulağından giriyor, bir kulağından çıkıyor. Çünkü arkadaşlarıma biliyorsun bir şey söylüyorum işte hasta olur muyum? Şuram ağrıyor. Yok ya Tuana bir şey yoktur. <laughs> Herkes yani bu Seni anlamıyorlar. Yaşamayan, op, aynı problemi e, yaşamayan anlayamıyor. Sonra üstüne bir de yaklaşık bunun herhalde 6 sene önce falan annem gerçekten kanser oldu. Ee, yani bu da benim Çok şeyimi tetikledi. Evet düşündüm 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 ben mi annemi kanser yaptım acaba çektim mi? Bu da bu sefer de kendimi suçlama. Çünkü yıllarca kendimden çok annemden korktum hep. Annemin kanser olmasından ve böyle ufak bir itiraf gibi bir şey söyleyeceğim. Annem kanser olduğunda hem çok üzüldüm, yıkıldım, dünyam yıkıldı. Ama hem de bir rahatlama geldi. Yani sanki çünkü ben senelerce düşündüm, düşündüm, düşündüm. Ve artık oldu. Buna bir tik attık. Yani ben bu korkumdan kurtuldum, yüzleştim ee, ve şeyi gördüm. Kanser oldu ama sürünmüyor. Yani başında yakalanmışız. Demek ki illa öleceği anlamına da gelmiyor. Bütün süreçle ben ilgilendim. Babamı hiç dahil etmedik. Onu hastanelere, kemoterapilere ben götürdüm. Beni aşırı güçlendirdi. Yani şeyi gördüm. Ben hep şey gibi düşünüyordum. Annem kanser olursa falan ben yıkılırım. Bakamam hastanelik olurum. Ondan sonra dünyamız yıkılır gibi düşünüyordum. Şunu gördüm ki ben ayaklarımın üstünde durabiliyormuşum. Ben demek ki böyle kanser gibi bir hastalıkla karşılaşsam sonuna kadar mücadele ediyorum. Annemin her şeyle ilgilendim. İlk başlarda çok kötüydüm. Sonrasında bir doktor söyledi bana. Dedi ki böyle yaparsan annen ölür dedi. Kanserden hani stres çok önemli. Böyle ağlayamazsın sürekli dedi. Onu da söylediği günden isibaren gerçekten bir tiyatro oyunu gibi her gün gülüyordum ona karşı. Ve bu beni çok güçlendirdi. Dediğim gibi birazcık acı ama insan şey gibi hissediyor. Aa, evet yaşadım gördüm. Sonunda oldu ve o kadar da kötü değilmiş. Yaşarken, süreçteyken çok da kafanda canlandırdığın kadar kötü olmadığını anlıyorsun bazen. Evet, yaygın anksiyete bozukluğunda da bunu çok fazla görüyoruz. Kişi yaşadığı korkuyla karşılaştığında... Çok fazla yıkılacağını, ya, onunla evet, nasıl baş edeceğini, evet. bilmeyeceğini, çıldırabileceğini. Evet, evet Ben öleceğim, biteceğim kesin. Bu benim başıma gelirse, ya Kesinlikle. olursa dediği o korkuyla karşılaştığında aslında o kadar da hmm. çaresiz olmadığını görebiliyor. Görüyor. Bununla mücadele ediyor çünkü. Düşünceyle mücadele edemeyiz. O olayı yaşadığımızda bununla mücadele edebiliriz. Kesinlikle. Sen de e, talihsiz bir olay yaşadın ama Hı -hı. bununla mücadele ettin. Hı -hı. Ve her kanser aslında eşittir ölüm demek değil. Değil. Bunun evresi ve çeşidi de çok önemli. Çok var. Ee, annen iyileşti. Annem iyileşti. Annem iyi. Ye. Gayet çok şükür. Yani 6 sene 7 sene oldu herhalde. Annemde hiçbir şey şu anda henüz yok. Yani güzel gidiyor. E Bunu da gördüm aslında. Ama sonrasında o kanser olayından 2 sene sonra falan e, benim bir anda böyle bir boşluk anında e, bu anksiyete durumum ortaya çıktı. Yani zaten senelerdir evet bir kaygı yaşıyordum ama bu kadar yüksek hayatımda hiç yaşamadığım bir dönem yaşadım. Yaklaşık bir 4 ay boyunca. O da şöyle başladı. Bir yaz dönemiydi. Kışın çok yoğundum. Yazın işlerimiz bir anda duruldu. Böyle çok fazla işte insanlar tatile gitti biliyorsun benim markalar duruldu vesaire. Sonra ben boş kalınca ya boşta hissedince kendimi vücuduma böyle bir sarmaya, takıntı yapmaya başladım. Tam o sırada benim bir şeyim çıktı. Böyle kuyruk sokumumda bir ağrı. İğne batması gibi aşırı ağrı oturamıyorum. Bir de belki sen kesin söylüyorsundur Google'a bakmayın derler evet. ya. Ben gittim onu Google'a yazdım. Ve Google'da şey, İhtimallerin arasında yani grip yazsam bile kanser çıkıyor. Bunun ihtimallerinin arasında da beyin tümörü yazıyordu. Şimdi en büyük korku. Yani ondan da çok korkuyorum. Bir kanser, bir beyin tümörü. Beyin tümöründen dolayı kuyruk sokumuna ağrı vurabilir. Yazıyor. Daha ben onu gördüm. Zaten öyle bir şey arıyordum çünkü Googlelamamın sebebi o. Baktığım anda kafamdan aşağı kaynar sular. Dünyam karardı. Yani cenazemi kaldırdım böyle. Süreci planlıyorum. Yani gerçekten öyle bir şey. İnsan buna inanıyor. Düşündüğüne inanıyorsun. Ve o anda bütün senaryo gözümün önünden geçiyor. En kötü ihtimalle her zaman düşünüyorum ya hayatımda. Evet. Direkt ben tümör oldum. Çaresi yok. Zaten tümörde ölürsün. Ee, genç yaşımda ben öleceğim. İnsanlar bana çok acıyacak. İşte başıma ne geldi görüyor musun <laughs> diye ben böyle bir zincirleme hikaye yarattım. Sonra doktorlara gittim. Kaç tane doktora? Bir de böyle anksiyetesi olanlar belki bilirler. Sağlık anksiyetesi falan varsa bir doktorla da tatmin olmuyorsunuz. İki doktora gideyim, üç doktor belki biri yanlış söylemiştir, evet, bulamamıştır. O bulamamıştır. Gözünden kaçmıştır doktorun. E, kaç tane doktora gittim beyin cerrahına. Dediler ki ilk bir simit verelim o orada. Doktorlar da umursamıyor. Diyorum ki beyin tümörü olabilir doktor bey diyorum. Hani neden umursamıyorsunuz? Yok diyor simit verelim bir oturmanı düzeltelim önce falan. Yo o sırada ben diyorum ilerlerse hani ölürsem. <laughs> simit verdiler. Bir, bir ay kadar dayandım. Tomografi çektirme olaylarına bir ara verdik. Bu sırada benim kaygılarım artmaya başladı. Bu arada düşünmeye devam ediyorum. Düşünmeye devam ediyorum çünkü evde kuruyorum. Bütün gün kuruyorum. Akşam kuruyorum. Gece uykularım kaçmaya başladı. Sonra her yönden uçak fobim başladı. E, uçak fobim zaten vardı artmaya başladı. Uçağa zor binmeye başladım. Dışarıda bir gün hiç unutmuyorum bir e, restorandayım. Su geldi. Su şişesi açıkmış kapağı açık koymuş. Adam getirmiş ve açmış koymuş normal olarak. Ben içtim onu. Bu açıktı dedim. Ya içinde bir şey varsa ya bir bakteri ya bir zehir bir şey varsa dedim, acile gittim anında. Ben açık su içtim diye doktorlara gittim. Yani şu anda insana çok garip ve saçma geliyor. E, o anda gittim. Ondan iki gün sonra kulak çubuğuyla kulağımı temizliyorum. Bir de insan her şeyi gözlemlemeye başlıyor ya, kulağım, kulak çubuğuna kan geldi. Dedim evet, bende zaten beyin tümörü vardı. Kesin ondan dolayı vardı. kan geldi acile gene. Benim kulak çubuğumdan kaldı. Doktor diyor ki hayır orayı aşındırmışsın fazla sokmuşsundur diyor. Yok diyorum bunlar bilmiyor. Benim problemim başka. Ve ben o sırada anksiyeten, psikolojik rahatsızlığım olduğunu farkında değilim. Yani evet, küçüklükten beri böyle bir şey rahatsızlığım olduğunu farkındayım ama zannediyorum ki vücudumda gerçekten bir şey var. Sonra en sonunda artık bana gittiğim cerrahlardan bir tanesine çok gidince, sık gidince bana Hı. dedi ki, Tuğan Hanım sizde bir şey yok, şu anda bulamıyoruz. Tomografi de çektirdim bu arada o sırada ve beynimde bir şey çıkmadı. O birazcık benim kaygımı hafif aşağı çekti. Sizde de bizim bir psikiyatri katımıza mı çıksanız acaba? Normal görmüyoruz çünkü her hafta bizim hastanemizdesiniz ve büyük hastalıkların peşindesiniz. Bu yaşta normal değil dediler ve ben öyle deyince orada gerçekten bir aydınlanma yaşadım. Dedim acaba gerçekten benim bir psikolojik rahatsızlığım mı var? Haklılar galiba, normal değil yaptığım şeyler. Öyle olunca psikiyatri katına çıktım, psikoloğa gittim daha doğrusu. E, ailen peki, baban ya da annen senin bu endişelerini biliyorlar mıydı? Kuyruk sokumundan başlayan e, o ağrıyı. Biliyordu, annemler o sırada İstanbul'da değillerdi birazcık da bir süre sonra gelmelerini istemedim. Çünkü şöyle bir şey var yani bir uykularım falan kaçmaya başladı benim. Bu süreç şimdi beyin tomografini çektirdim. Bir şey olmadığını gördüm. Sonra bir baktım benim hala kaygım devam ediyor. Şok geçirdim. O bana büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Dedim ki çünkü tomografi çektirdim beynimde bir şey yok, vücudumda bir şey yok. Bunun farkındayım. Niye benim hala kaygım devam ediyor? Bu sefer ardından mutsuzluklar gelmeye başladı. Bir o da depresyonmuş zaten. Hı. Gün içinde hiçbir şeyden keyif almıyorum. Bütün işlerimi durdurdum. Hiçbir şey yapamam ben dedim. Bu süreçte kendimi dinlemeliyim, dinlenmeliyim dedim. Evde daha çok durmalıyım. Yavaş yavaş eve çekilmeye başladım. Sonra arkadaşlarımla görüşüyorum, hiçbir keyif alamıyorum. İnanın yani gün içinde kendimi sanki dışarıdan gözlemliyorum. Ben başka bir insana bakıyorum. Duyguları yok, sadece vücudu var ve gittiğim hiçbir şeyden keyif almıyorum. Yemekten kesilmeye başladım. Kilo verdim bayağı korkunç bir dönemde. Allah kimseye yaşatmasın. İlacı yok gibi bir şey. Yani evet psikolojik ilaçlar var evet ama şu, hep şunu derim. Allah gerçekten psikolojik rahatsızlık vermesin. Çünkü başın ağrısı ağrı kesici var. Ya da kanser olsan en kötü kemoterapi var. Ama depresyon olduğunda ya da anksiyete olduğunda hayatını hiçbir keyif almıyorsun ve ee, anında bir ilaç alayım, mutlu olayım diye bir şey yok, formülü yok. Ağrın geçmiyor, mutsuzluğun geçmiyor. Ee, benim için çok farklı bir tecrübeydi. Ağzımı açamıyordum. İlk defa diş sıkması evet problemi hep yaşarım ama o dönemki gibi bir şey hiç yaşamadım. Yemek yemeyecek kadar çenem ağrıyor. Çünkü muhtemelen kitliyorum. Yani sıkıyorum yemek yiyememeye başladım bu sefer. Hiçbir yemekten keyif almıyorum. Zorluyorum sırf aç kalmayayım diye. Ondan sonra tek başımayım. O dört ay boyunca denemediğim şey kalmadı. Uykum gelsin diye Milupo'nun uyku çaylarımı... Gece YouTube'dan uyku duasımı açmadım. Yani insan çaresiz kalınca ne yapacağını gerçekten şaşırıyor. Bazıları anlatırken komik geliyor ama çaresizlik çok kötü bir şey. Uyuyamamak, hiçbir şey yapamamak, hiçbir şeyden keyif almıyorsun. Dedim ki 4 e, ülke gezeyim. Artık ne yapacağımı şaşırdım. Ülke gezeyim ben en, hayatta en sevdiğim şey seyahat bu bana iyi gelebilir dedim. Ama yani insanın içindeki mutsuzluk hangi ülkeye gidersen git orada seni takip ediyor. Hiçbir şey değişmedi. Çünkü kendinle birlikte kaygılarını ruh halini de götürüyorsun. Anksiyetin evet. yanında depresyonu da çok sık görüyoruz. Tuana'da da birçok belirtisi var. Hı hı. E, uyku, problemleri, iştah problemleri olmuş. Mutsuzluk. Mutsuzluk. Eskiden hoşuna giden etkinlikleri artık yapmak Hiçbir Şey. Evet. Yalnız kalmak istemişsin daha fazla. Ailenin yanına çağırmak istememişsin. Evet. E, ve suçluluk. Bunları yaşadığın için de kendini suçlamışsın. Çok. Bunlar benim başıma geldi çünkü benim yüzümden demişsin. Bunlar aslında birçoğu depresyon belirtisi. Fazla sen aslında hem anksiyeteyle baş ettin hem de yanında depresyonla. <laughs> Peki bu süreçte bunları aşabilmek için neler yaptın? Şimdi şöyle gerçekten hem dediğim gibi psikoloğa gittim. <laughs> o düzenli psikolog terapileri alınca bana çok iyi geldi seanslar. Ama aşmama yardım yani aşmama tamamen bundan kurtulmama yardımcı olmadı. Ee, onun dışında denemediğim şey kalmadı. Yani yogaya başladım, nefes terapilerine başladım, spora başladım. Hani herkes bir şey öneriyordu çünkü her kafadan bir ses çıkıyordu ama mesela spora gidiyorum. Tamam diyorum galiba geçti falan diyorum. Bir saat sonra tekrar aynı şey hop geliyor tekrar. Onlar kısa süreli çözümlerdi. Bana böyle aşmamda gerçekten bu olayda bana çok geçittiren bir şey yaşadım. Herkesin dediği şeyleri bir şekilde uyguluyordum zaten. Hipnozlara bile gittim yani her şeyi denedim. Yelken kursuna başladım bir de. Hadi bir de yelkene başlayayım dedim. Yapmadığım etkinlik kalmadı. Yelkene gittiğimde bir cerrah, e, cerrahla tanıştım, beyin cerrahı. Dedi ki ben de dedi, problemimi anlattım lafın arasında. Aa dedi, ben de dedi aynı şeyi yaşadım dedi. En yakın arkadaşım vefat etti. Ben 7-8 ay depresyonda kaldım dedi. Ama dedi sana nasıl açtığımı söyleyeceğim dedi. Şimdi dedi bunu uygularsan gerçekten kurtulacaksın dedi. Ben de hani böyle bir şey bekliyorum ya gökten vay gelsin ve ben kurtulayım artık bundan. Çok basit bir şey söyledi bana. Belki şu an söylediğimde de öyle gelecek. Dedi ki iki hafta boyunca en az dedi iki hafta bir ajanda alıyorsun şimdi dedi. Bütün gününü dedi planlıyorsun. Sabah dokuz buçukta başlayacaksın dedi. Yazacaksın dedi ama e, gün gün yapmayacaksın dedi. Pazartesi oturacaksın dedi. Önümüzdeki pazara kadar bütün ajandayı dolduracaksın. Artık ne koyarsın bilmem dedi. İlla dedi tiyatrolar bilmem neler koymana gerek yok dedi. Sabah dokuz mesela uyanış. Dokuz buçuk kahvaltı yazacaksın. On e, Bulaşık yıkama. Yani bunu bile yazabilirsin. Her şey yazacaksın. 11'de kitap okuyacağım. Bunu yazacaksın. Bir hafta yapacaksın. İki hafta yapacaksın. Biliyorum dedi. Sıkılacaksın. Ya ne yapıyorum ben bu? Ne saçmalık diyeceksin belki. Ama sonra dedi. Bir bakacaksın ki düzenlisin. Ben zaten çarem yok artık. Ne deseler yapıyorum. <laughs> bunu da yapayım dedim. Gerçekten aldım. Bir haftamı yazdım. Bir hafta denedim. Böyle bu ne dedim ya hani sürekli bunu yapacağım ama uyumaya da çalışıyorum. Kızın bir bildiği vardır diye. İkinci haftayı yaptım. Ben ikinci haftada birdenbire hafif böyle uyumaya... Birazcık daha uykum artmaya başladı. Ya Birazcık başladım. yemek yemeye başladım. Hafif böyle bir bir iki bir şey gülmeye başladım falan. Gerçekten gülmek benim için çok mucize gibi bir şeydi. Baktım düzeliyorum. Allah'ım dedim hadi üçüncü hafta. Ondan sonra direkt üçüncü haftaya başladım ve ben üç haftada falan birdenbire kendime gelmeye başladım. O kadar mucizevi bir şeydi ki benim için. Ya böyle Allah'ım diyorum. İnşallah geri gelmez. Ya yani bu şekilde ajandayla atlattım. Hatta bilirsin ki Ikigai diye bir kitap var. Orada hmm. da bir hayat amacından falan bahseder. Hayat amacının olmasına. Ben sanırım kendimi bırakınca bir şey yapmayayım, kötüyüm, bir şey yapmamak bana daha iyi gelir dedikçe aslında hayatımda çok aktif ve programlı biri olduğum için bu beni sanırım daha da çok kendimi düşünmeye, depresyona girmeme ve anksiyetemin artmasına sebep oldu. Bana o çok iyi geldi. Ha şöyle bir şey var. Ne yazık ki ee, hem güzel yanı var. Hiçbir zaman şey diyorlar. İlk sen bilirsin. İlk yaşadığın anksiyeteyle aynı duyguyu, aynı yoğunluğu bir daha yaşamazsın hayatında. Çünkü sen bir kere onu gördün. Bir kere yaşadın artık nasıl işin içinden çıkacağını da biraz biliyorsun. Hem böyle diyorlar. Ondan sonra bu arada bir daha hiç öyle bir şiddette bir şey yaşamadım. Bu yaşıma evet. kadar inşallah da olmaz. Hem de aynı zamanda şunu da diyorlar. Bir kere araştırmalarda falan da gösteriliyor. Bir kere anksiyete olan kişiler ömür boyu genelde bununla bir tık da olsa hayatlarının bir kısımlarına ya tekrar karşılaşıyorlar ya tekrar baş etme durumunda kalıyorlar. Çünkü o duyguyu bir kere gördüler. Ajanda tuttuğun dönemde aslında düşünmeye de çok fırsatı kalmıyordu o zaman. Bir rutinin vardı. Hiç hiç yani saat yarım saat yarım saat yazıyorum. Gerçekten bulaşık yıkamayı bile yazdım. Duş almayı yazmıştım ajandaya ya. Aslında senin <laughs> duygularını etkileyen düşüncelerini uzak tutmayı başarmışsın bu noktada değil mi? Evet, evet. Çünkü bizim duygularımızı aslında etkileyen şey düşüncelerimiz. Düşünceler duyguları yaratır, Evet. Değil mi? Duygular davranışlarımızı, evet. davranışlar alışkanlıklarımızı, alışkanlıklarımızı, hatta alışkanlıklar karakterimizi, karakterimizde kaderimizi e, belirler. O yüzden aslında e, düşünceyi bir kar topu olarak düşünürsek hı hı. E, büyüye, büyüye büyüye hayatımızın birçok alanında bize etkisi oluyor. O yüzden e, Tuğan aslında burada çok güzel bir yöntem kullanmış kendine. Düşünmekten kendini biraz uzak tutabilmeyi başarmış. Hı hı. Bunu siz de ajanda tutarak yapabilirsiniz veya düşüncelerinizi erteleyebilirsiniz. Ben bu, bu kaygılarımı hı hı. yarın düşüneceğim, yarın e, bir belli bir vakit aralığında düşüneceğim. Hmm. Sonra da düşünmeyeceğim çok şeklinde. Mantıklı. Bunları ertelerek hayatından biraz düşünceleri çıkarttığında normale dönmeye başladım. Kesinlikle. Bir de yalnız kalmak istemiş Tuana bir dönem. O zaman ne oldu? Daha çok aslında o düşünceleri bir odaya tıkanmış gibi oldu. Yaptığı şeyleri yapmaktan vazgeçince, biraz işinden <gülüyor> uzaklaşınca <gülüyor> sanki daha iyi gelecekmiş gibi düşündü ilk etapta öyle düşündüm. Öyle mi? düşündüm ama olmadı. Ama öyle. aslında onlarla baş başa kalmış oldum. <laughs> o yüzden üzerine gitmen çok iyi olmuş hiç pes etmemişsin, depresyona pes etmemişsin. Yine hoşuna gitmesin. Yine ama bir şeyler benim mükemmeliyetçiliğimden bence. <laughs> bir hasta oldum, benim onu düzeltmem lazım. Evet. Depresyona mükemmel... girdim, çıkmam lazım. Çünkü hep böyle kusursuz olsun istiyorum. Ama mükemmel diye de bir şey yoktur değil yok, mi? Yok, yok. Bana hayatımda belki de en çok şeyi öğreten durumlardan biriydi. O kadar çok şey öğrendim ki ben anksiyete ve depresyon dönemimden. Hala hayatımda uyguluyorum ve şu anda belki de tekrar o kadar yoğun gelmiyorsa bu sebeple. Siz de kontrol edemeyeceğiniz şeyler hakkında çok fazla endişelenmeyin. Hayat sürprizlerle dolu ve biz bunlara hazırlıklı olursak bunlarla daha kolay baş ederiz.